Oduncu Keloğlan. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Bir Keloğlan'la bir de anası varmış. Keloğlan gündeliklerinden artırdığı parayla bir merkep almış. Bir gün annesine bir tavuk kestirmiş, bazlama yaptırmış. Sabahleyin baltayı omuza, eşeğin ipini de eline almış. Dağdan odun kesmek için yola çıkmış. Köye yarım saat uzaklıkta bir değirmen varmış. Bu değirmene uğramış. Biraz dinlenmek için yatmış. Yatar yatmaz bir yeni güzel uyumuş. Kalktığı zaman bir de bakmış ki ikindi vakti olmuş. Odun filan kesmeden eve dönmüş. Anası eli boş geldiğini görünce, "Oğul hani odun?" diye sormuş. O da, "Anacığım kestim biriktirdim. Yarın getireceğim." demiş. Keloğlan ertesi gün anasına gene bir tavuk kestirmiş. Bazlama yaptırmış. Dağdan odun kesmek için yola çıkmış. Yoldaki dönmeyen değirmene uğramış. Biraz dinlenmek için yatmış. İkindi üstü uyanmış. Gene odun falan kesmeden eve dönmüş. Anası sormuş, "Oğul odun nerede?" demiş. Keloğlan, "Hazırladım. Yarın hepsini birden getireceğim." cevabını vermiş. Üçüncü gün zorla anasına bir tavuk daha kestirmiş, bazlama yaptırmış, torbaya doldurarak dağın yolunu tutmuş. Değirmenin yanına geldiği zaman, "Şeytan beni bastırma, oduna gideceğim." diyerek yoluna devam etmiş, ormana gelmiş. Ormanda bir aslanla bir kaplan varmış. Bunlar 3 yıldır kavga ederlermiş. Arslan oduncuya yaklaşarak, "Keloğlan, elindeki baltayı birimizden birimize vur da öldür. Bari birimiz ölürüz de sağ kalan rahat yaşar." demiş. Keloğlan bunu kabul etmiş. Bir vuruşta kaplanı öldürmüş. Aslan buna çok memnun olmuş. Keloğlan'ı babasının yanına götürmüş. Aslan babasının bir tanecik oğluymuş. Aslan'ın babası oğlunu kurtardığı için Keloğlan'ı çok sevmiş. Ona bir kutu vermiş. "Açıl kutum, kapan kutum." dediğin zaman içinden askerler çıkar, "Ne işin varsa onlara gördürürsün." demiş. Keloğlan kutuyu almış, ormana dalmış. Bir ağacın dibine oturarak cebinden kutuyu çıkarmış. "Açıl kutum, kapan kutum." demiş. Kutu açılarak içinden 100 adamla 40 merkep çıkmış. Bu adamların bir kısmı odun kesmiş, bir kısmı sarmış. Bir kısmı da merkepleri yükleyerek yola çıkarmış. Odunlar eve götürülmüş. Adamlar kapının önüne yığmışlar. Ortadan kaybolmuşlar. Keloğlan'ın annesi yığınlarla odunu görünce kıyameti koparmış. "Aa oğul, bu kadar odunu ben ne yapayım? Bunları al götür. Ne yaparsan yap." demiş. Keloğlan hemen cebinden kutuyu çıkarmış. "Açıl kutum, kapan kutum." demiş. Adamlar çıkarak odunların bir kısmıyla büyük bir kuru yapmışlar. Geri kalan odunlarla sabaha kadar bir de saray çıkarmışlar. Bir gün Keloğlanlara bir koca karı misafir gelmiş. Gece herkes yattıktan sonra yukarı çıkmış, kutuyu almış, kaçmış. Keloğlan'ın sarayını yıktırmış. Zavallı kel sabahleyin kalkınca kendisini çayırların üzerinde bulmuş, ağlamaya başlamış. Bir kedisiyle bir köpeği varmış. Bunlar efendilerinin ağladığını görünce, "Aa sen ağlama, biz kutuyu bulur getiririz." demişler. Kediyle köpek ikisi birden koca karının evine gitmişler. Kedi bir fare bulmuş. Sirkeye batırarak koca karının burnuna sürmüş. Koca karı bundan korkmuş, kaçmış. Bu sırada köpek de kutuyu çalmış. Koşa koşa ağalarının yanına gelmişler. Keloğlan kediyle köpeğe kuzular kestirmiş, hediyeler vermiş. Yeniden saray yaptırarak misafir kabul etmeden yaşamaya başlamış. Aklı başında bir ağa olmuş.